Merhaba. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Çok iyi, buyurun lütfen. Sinan Bey'i arayınca çok heyecanlandık doğrusu. Eğer olur da anlaşırsak, pasyonistle çalışmak bizim için çok iyi olacak. Umarım, umarım. Neden anlaşmayalım değil mi? Biz sizi iki kişi bekliyorduk ama. Öyleydi ama Defne Hanım gelemedi. Bir aksilik yok ya. Yok, bir aksilik yok. Gelemedi işte. Buradayım canım, geldim. Merhabalar. Hoş geldiniz Defne Hanım. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun lütfen. Beni artık biraz mazur göreceksiniz beyler. Çünkü malum kadının hazırlanması biraz vakit alabiliyor. Haklısınız. Lütfen. Teşekkürler. Başladınız mı yani? Yakalamam gereken bir konu var mıydı? Yeni başlamıştık biz de. Pasyonist bu Gallo ortaklığı oldukça dikkatimizi çekti. Birlikte çalışma hevesimizi açığa çıkardı. Biz de pasyonist olarak bu ortaklıktan çok memnunuz. Fikret benim arkadaşım. Yani ne kadar büyük bir deha olduğunu kabul etmek gerek. Yani onunla çalıştığımız için çok şanslıyız. Tabii pasyonist de onun için büyük bir şans. Orası öyle tabii. Ama Galo ile birlikte şirketinizde de bir hareketlenme olduğunu kabul etmek lazım. Doğru. Yine de Senior İplikçi dehasına daha çok güveniyorum. Sonuçta bir pasyonist gerçeğinden bahsediyorsak bu onun sayesinde oldu. Yani kişiler gelip geçici. Galo bugün var, yarın yok. Yani bilemeyiz. Eğer bizimle çalışmak istiyorsanız yani bu gerçekten pasyoniste güvendiğiniz için olmalı. Ha, Galo'ysa Galo orada. Ayarlayalım, onunla görüşün. Defne Hanım bayağı dişli çıktı. Yani iş hayatı sonuçta. Her zaman net olmakta fayda var. Haklısınız. Ben de tabii ilk başlarda çok acemiydim ama işte zamanla böyle çalışa çalışa öğrendim. Hatta Ömer Bey'le yarışacak hale geldim. Gerçekten mi Ömer Bey? Golf'te çok iddialı olduğunuzu duymuştuk ama. Yani tabii ben Ömer Bey kadar değilim ama kazara da olsa birkaç kere yenmişliğim var kendisine. Doğrudur. Defne Hanım, iyi ki geldiniz bugün. Ömer Bey zaten tanıyordu. Ama pasyoniste sizin gibi tasarımcıların olduğunu bilmek güzel. Aynı fikirdeyim. Böyle toplantılara Defne Hanım mutlaka katılmalı. Açıkçası fikrimizi olumlu yönde etkiledi kendisi. Kesinlikle. Biz de çok memnunuz Defne Hanım'dan. İyi ki bizimle. Ömer, sen buralara gelir miydin ya? Daha ne haber? İyi akşamlar, afiyet olsun. Oo, Ensar. Mustafa. Merhaba. Ne güzel bir tesadüf. Gel otursana. Kulağıma güzel haberler geldi. Fikret Galo ile ilgili duyduklarım doğru mu? Nişanlandığım doğrudur. Hem de dünyanın en şahane kadınıyla. Ne diyorsun ya? Sen ve evlilik. Ve işte aşk. Vuruldum. Peki kim bu şanslı kadın? Yok. Şanslı olan benim. Defne Topal. Hayatımın aşkı. Tebrikler. Teşekkürler. Çok memnun oldum Defne Hanım. Ben de. Yalnız Ömerciğim, sen abayı fena yakmışsın. Gözlerinin içi parlıyor. Ne mutlu size. Sağ olun, sağ olun. İşte bu kadar Defne. Bak biz buyuz. Birlikte şahaneyiz. Kimse gelemez aramıza. Tamam, anladım aşkım. Çok güzel bir buluşma oldu her anlamda. Birlikte çok güzel işler imza atacağımıza eminim. Hiç şüphem yok. O zaman haftaya pasyoniste bekliyoruz sizi. Tabii, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Esna. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Thank you.
Aa. Sen ne acayiptin az önce. Öyle miydin? Evet. Şahaneydin. Büyüleyici. Büyülendim. Diyorsun. Hadi gel çıkalım buradan. Nereye? Ya gel. Efendim? Ne? Sinan ne diyorsun? Nasıl şimdi? Tamam anladım. Ne oluyor ya? Koray'ı hastaneye kaldırmışlar. Gitmemiz gerekiyor. Hey Allah'ım ya, dağ gibi adam. Neyi var acaba? Niye daha ayrıntılı öğrenmedin? Anlarız gidince, öyle çok önemli bir şey yok galiba. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Oy. Üşüdün mü? Evet, biraz üşüdüm. Defne, bir şey yok, tamam, stres yapma. Seninle olmaktan o kadar mutluyum ki. Hayatımda daha önce hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Dur bakalım, daha yeni başlıyoruz. Yeni bir hayat diyorsun. Daha keşfedeceğimiz bir sürü şeyimiz var. Önce birbirimizi, sonra hayatı, yaşanmamış duyguları, yaşanmamış zamanı. Hepsini birlikte yaşayacağız. Tadını çıkara çıkara. Ama söz ver. Ne olursa olsun elimi bırakmayacaksın. Söz. Ne olursa olsun. Sinan, ne bu şimdi? Hani kalp krizi geçirmişti? İşte ay, kalbime sıkışmış. Nasıl sıkışmış abi? Ay işte kalbime sıkışmış. Yani bunun için mi ortalığı ayağa kaldırdınız? Ay evet Sinan, yani aklım çıktı bir şey oldu diye. Koray, senin hiçbir şeyin yok ki, sapasağlamsın. Ay ölüyorum. Ay önce böyle bir kalbim sıkıştı. Daha sonra sol koluma felç iniyor zannettim. Ay gözlerim karardı. Ölüyordum, anlasanıza. Yok bir şeyin, yok bir şeyin. Kalk biraz dolaş, gez, çıkart, rahatlarsın. Sinan, bu haliniz nesin böyle? Ay Necboş Bey, Sinan. Gaz sıkıştı. Gaz o Koray. Ayol neredeyse üzüleceksiniz kalp krizi geçirmedi diye. Ay Yoş'u hatırlayın, nasıl yüreğimize indirdi. Ay Nurum, yetişemedim sehpaya. Benim yerimi de vurur musun? Vururum kuşum. Ha? Ay Sude kızım, hayatım git kapıyı aç da gelen giden rahat girsin hadi. Sinan, niye arayıp herkese önemli bir şey yok diye haber vermedin? Ay Necboş Bey, kim geldi kim gitti ben teker teker notlarımı alıyorum. Kim dost kim düşman bir bileyim yani. Endişe etsinler biraz. Ay bozmayın şu güzel anı. Ay yani güzel an derken. Ay bir de ben Twitter'ımı da şeye yazdım. Duymayanlar ve Twitter'ı yeni açanlar için kalp krizi geçirdim de diye yazdım. Vallahi bir daha geri dönme şansım yok. Yuh Koray. Sağlıkla şaka olur mu Koriş? Sus kız. Hep bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Hikayemizin en kötü kahramanı sensin. Ay ne yaptım ben şimdi, koştum geldim. Hayatım bana gelmedin sen. Sen Sinan'a geldin, Sinan'a. Koray. Ay nerede benim moral hediyelerim? Makaronlarım, cupcake'lerim, o istediğim ayakkabı. Ay bir de saat. Yavaş, yavaş. Ay Necboş Bey, yavaş değil, hayat geçiyor. Bakın maazallah gidiyordum hık diye diğer tarafa. Ay şey nerede Ömür? Ha? Haber verdiniz mi? Ay şey demediniz mi? Hani gazmaz, ay demeyin. Biraz endişe etsin. Ay dönüyorum, çok kötüyüm. İnlemek istiyorum şu anda. İnle kuşum, inle, açılırsın. Ay, ay çok kötüyüm, çok. Ay of Koray of. Oflama be. Ay bu da bir ağız tadını inlettirmedin beni. Ay, ay, ay. Kız sen de of, bakıyorsun bir de ana sıkılıklı. Hayır yani neymiş şimdi, niye hastaneye gitmedik ki? Koray Bey'in de her işi çetrefilli. Gaz sıkışması mıymış neymiş, eve çıkarmışlar. İyi, en azından öyle önemli bir şey değil. İşte tipik Koray.
Ortada hiçbir şey yokken ayağa kaldırmıştır herkes. Ay ama şimdi o korkmuştur ya. Biz yanında olalım. Olalım bakalım. Çok. Ay bana nazarcıklar değdi, çok kötüyüm. Ay ne oldu sanki? Yedin yedin hazmedemedin. Bana bak kız. Hayatım asıl hazmedemeyen sensin. Ben hazmetmişim. Benim çocukluğum Nişantaşı'nda geçti. Ben hizmetçilerle büyüdüm tatlım. Benim yatağıma kahveler gelirdi sabahın köründe. Benim çocukluğum boğazlarda geçti. Akıntı burnundan denize girerdim hatta. Ay bayın Ayşe. İyi misin Koray? Ay çok kötüyüm öbüş. Gidiyordu, az kalsın ödüyordu. Dur bakalım bir şey yok, iyi gibisin. Kuru kız da gelmiş. Nasılsınız Koray Bey? Vallahi ben sizi çok iyi gördüm. Yalancı. Ay öbüş çok kötüyüm hayatım, çok. Bir şey diyeceğim, gözünü seveyim azıcık ilgilen sussun ya. E neler oldu bir anlat bakalım ya. Hem o yüzünün hali ne? Ha. Sinan. Senin bu halin ne? Bu ne ya? Ne oldu? Gaz sıkıştı. Merak ettim, söyler misiniz? Ya bizim nesini anlatayım? Ferrari ile tarla sürdük. Maalesef kızın ne yaptığı belli. Geldi bizim şirkete, konsept danışmanı oldu. Bunu mu tartışıyoruz? Ya Yasemin'in işinde bir numara değil mi? Dün akşamın altından nasıl kalktığını görmedin mi? O olmasa yapabilecek miydik? Gördün işte. Orası başka. Gelsin işinin başında dursun, hiçbir itirazım yok. Ama ortaklık konusuna gelince yok öyle bir şey Sinan. Öyle mi? Öyle. Her şeyi siz karar vermiyorsunuz Ömer Bey. Aa ne oluyor ya? Ömer'le Sinan kavga mı diyorlar? Kız git bak bakalım. Evime bağırışmasınlar. Kocan kepçeyi çıldırtıyordur. Bakamam. Aa, neden? İznin mi yok cicim? Hayır. Ben Ömer'in kırmızı çizgilerine girmiyorum. Her şeyi burnumu sokmuyorum yani. Ay sen ne sıkıcı bir kızsın. Aferin Defne. Aferin kızım. Ben ne yazık ki Ömer kadar şanslı bir erkek olamadım. Hayatım, sen kadınsın. İşin bu. Tebelleş olacaksın. Burnunu sokacaksın. Ay ama sen ne anlarsın? Hayatım, o ne anlar? Bırak Allah aşkına. Ben gidip bakarım. Karar verilmesi gereken bir şey tartışıyorlarsa ben karar veririm. Ben de geleyim bari. Ay karışmaları severim. Sonuçta şirketin ortağı benim. Ben. Defne. Ay efendim. Gel benden. Gel. Dergi. Kızım görmedin mi? Ay neyi Neriman Hanım? Ay al oku. Hı. Fikret Kalo röportajı. Burayı oku bak, burayı ne sormuşlar bir oku. Ömer İplikçi ile yaşadığınız ilişki ne türden? Bunun iş harici olduğunu söylemek de mümkün mü? Ne cevap vermiş? Hı? Ay ben bakamayacağım, ne cevap vermiş? Kızım oku. Benim için özel bir yeri var Ömer'in. Bunu iş çok iyi açıklayamaz. İkimiz de yetişkin insanlarız. Ama beraber çok uyumlu çalıştığımızı söyleyebilirim. Kızım sen gerz misin? Ha? Burnunun dibine kadar girmiş tehlikenin farkında değil misin? Ay. Ne bileyim Neriman Hanım, yani sanki böyle çok da kötü bir şey söylememiş gibi ama. Ay, ay anlaşıldı. Duruma ben el koyuyorum. O Fikret Galo'nun biletini kesiyorum. Seninle de bu konuyu daha sonra konuşacağız. Ay, Ömer'le evleneceğim diye karşımıza çıktın. Bari o kafanı biraz kullan da kadın ol, kadın. Ya, ama anası babası yok, anası yok. Ay, hadi git şimdi.
şimdi zaten Ömer de gelir, fark eder yokluğunu. Senden sonra konuşacağız bunları. Fikret Kalo'yu ben halledeceğim. Hadi. Ama deme dedim ben sana. Ne diyorsam o. Hadi yürü, yürü. Ömer'e de hiçbir şeyden bahsetme. Hadi. Hadi. Defne, hadi. Tamam. Ömer, kavga mı ettiniz yengeciğim? Mesele neydi? Ay yapmayın ne olur. Kırmayın birbirinizi yok yere. Ne gerek var? Görüşürüz yengeciğim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Defne gelsene. Ha tamam, gideyim peki. Sen şimdi bahçeye git. Beni bekle. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam. Allah Allah. Muhtemel aşk için açtım ben dimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi. Bir daha hiç çıkmasın. Bir daha hiç tartışmayalım. Kim ne derse desin. Üzmeyelim, kırmayalım. Birlikte aynı yolda, aynı yere yürüyelim artık. Aşk için.